Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, öğretim elemanları ve değerli sanatçılar. Kazakistan sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları sergisinin açılışına hoş geldiniz. Sergimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Yakında Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tamer Şanlıdağ kürsüye davet ediyorum. Sayın Kurucu Rektörüm, değerli sanatçılar, Yakın Doğu ve Girli Üniversitesi'nin değerli yöneticilerine, basın değerli temsilcilerine, kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi, dünya üniversiteleriyle yarışan, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak akademik ve inovatif çalışmalarını sürdürmektedir. Bilimde kampüsümüz, bilim üreten kampüs olma belgesiyle bünyesinde farklı araştırma merkezleri ve laboratuvarlarını barındırmakta ve bunları sistematik olarak bütün araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Akademik kadromuzu her geçen gün daha da güçlendirerek genç bilim insanları ve öğrencilerimizle önemli bilim insanlarını bir araya getiriyoruz. Son bir ay içerisinde dünyada bilime yön veren 100 Türk bilim insanı ikisini daha kadromuza dahil ederken 5 olan sayıyı 7'ye çıkarmış bulunmaktayız. Ayrıca CERN'deki iki araştırma grubunun liderleri Profesör Fonsalet Talbi ve Profesör Kerem Can Koçak yakın zamanda aramıza katıldılar. Onlarla birlikte Yakın Doğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bu önemli projede paydaş olabilmek için gerekli çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Buna ilaveten 2007 yılında Nobel Ödülü kazanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli üyesi Doktor Asari Ahmad da Cuma günü itibariyle akademik kadromuza dahil olarak kadromuza Nobel Ödülüne sahip ikinci kişi olmuştur. Sayın Bakanım, temel hedeflerimizden birisi de öğrencilerimizi bu önemli bilim insanlarıyla birebir çalışacakları kampüsü yaratmaktır. Bu bağlamda öğrenci kulüplerimize ki sayılar 60'ın üzerindedir ve değişim programlarına çok önem vermekteyiz. Son 4 yıldır tıp ve diş hekimliği fakültelerinde öğrenci kulüplerimiz aracılığıyla tüm dünyayla staj ve araştırma değişim programlarını gerçekleştirmekteyiz. Halihazırda kampüsümüzde 22 ülkeden 61 öğrenci bu değişim programları sayesinde bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz bilateral anlaşmalar gereği aynı sayıda Yakın Doğulu öğrencilerimiz de o ülkelerin üniversitelerinde değişim programlarına katılmaktadır. Bunun yanı sıra 5 yıla yakın bir süredir tek taraflı olarak ve gizlilik içerisinde Polonya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve benzeri ülkelerden tıp, diş hekimliği, hemşirelik fakültelerine Erasmus değişim programı kapsamında öğrenci kabul etmekteydik. Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilki gerçekleştirerek geçtiğimiz ay içerisinde Litvanya'ya Erasmus değişim programı kapsamında 2 öğrencimizi göndermiş bulunmaktayız. Hedefimiz 100 döneminde akademisyen değişiminde bu program kapsamında başlatmaktır. Уважаемый господин министр, уважаемые ректоры Смоленского Ближневосточного университета, дорогие друзья и гости. Ближневосточный университет, который с момента своего основания стремится стать глобальным информационным центром, продолжает свои академические и инновационные исследования, тем самым конкурируя с самыми лучшими университетами со всего мира. Благодаря усилиям и труду наших профессоров и специалистов в различных областях знаний, новое поколение наших студентов и академиков получают свои теоретические и практические знания в самых модернизированных лабораториях, исследовательских центрах, музеях и естественной среде. С каждым годом наш преподавательский состав становится все сильнее и профессиональнее. Основной задачей нашего университета является совместная работа наших студентов с самыми лучшими умами не только данной страны, но и региона. Таким образом, мы уделяем особое внимание работе наших студенческих клубов.
Согласно, благодаря этим клубам, а также двусторонним соглашениям, подписанным с различными странами мира, мы осуществляем программу академической мобильности, благодаря которой вот уже 61 студент из 22 стран мира, включая Словакию, Словению, Чехию, имеет возможность стажировки в различных уголках мира. Таким образом, и наши студенты получают качественное зарубежное образование. Но мы не останавливаемся на этом. Начиная с осеннего семестра, мы планируем запустить программу академической мобильности и уже для состоявшихся профессоров. Değerli konuklar, medeniyetler kuran, kültürlerin yeşerip kökleşmesini sağlayan en önemli unsur olan sanatla Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında Asya'dan Akdeniz'e doğru uzanan yıkılmaz bir sanat köprüsü inşa ediliyor. Tüm kısıtlamaları ve sınırlamaları reddeden sanatın birleştirici gücüyle. Ünlü felsefeci İsmail Tunalı'nın önemli vurguladığı vatan yaratmada sanat eseri onurlu yerini korumaktadır tespitiyle tarih içinde toplumların egemen devlet olarak devamlı yaşama şansına sahip olmasını sanat alanındaki gelişmişliğe bağlamaktadır. Sayın Bakanım, bugün itibariyle 83. serginin açılışı için bir arada bulunmaktayız. Son 9 ayda yüzlerce sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında 12.000'in üzerinde eser yarattı. Hedef 15 Kasım 2020'de 20.000 eser. Bugünkü sergide Kazakistanlı sanatçılarımız Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları 40 eser yer alacak. Margarita Usyanova modern tarzda çalışmalarla dekoratif unsurları, Karilgaş Kansit dekoratif bir tarzda dışa vurumculuğu, Kuralay Amansolova manzaralar, yaşamlar ve grafik çizimlerini, Aydos Seydakul gerçekçilik tarzında çalışmaları, Arsitambek Şalmayev sanatsal fikirleri kompozisyon tarzında yansıttığı eserleri, Amanat Nazarkulov ise anıtsal resimleri sanatseverlerin beğenisine sunacak. Tüm sanatçılarımıza bu proje kapsamında yapmış oldukları katkılar dolayısıyla içtenlikle teşekkür ediyoruz. Дорогие друзья, на данный момент мы являемся свидетелями закладки и постройки нерушимого прочного моста. Моста искусства, который, простираясь от Азии до Средиземноморья, создает цивилизации и дает возможность культуре процветать и укореняться. Этот мост строится объединяющей силой искусства, отвергающей все ограничения и разрушающей любые препятствия. В рамках проекта Кипрского музея современного искусства на данный момент уже было проведено открытие 83 выставок. В настоящее время 9 выставок открыты для посещения для всех любителей и ценителей искусства. На сегодняшний день сотни художников уже создали около 12 тысяч работ. Однако наша цель – это 20 тысяч, которую мы надеемся, что достигнем к моменту открытия Кипрского музея современного искусства в ноябре 2020 года. Değerli sanatseverler, bu uzun ve meşakkatli yolculuğu Günsel ailesinin her bir bireyinin inancı, gayreti, desteği ve yol göstericiliğiyle gerçekleştirmekteyiz. Onlara bir kez daha teşekkür ederken, başarı ve gururu hep birlikte paylaşmanın mutluluğu ile sizlere selamlar, en derin saygılarımı sunarım. С верой, усилиями, поддержкой и почутким руководством Сины Гюнсель, который вот уже на протяжении 40 лет вносит свой неоспоримый вклад в развитие образования, науки и искусства исключительно кипрской земли. От лица всех хочу выразить свою благодарность и признательность им за это. Rektör yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kazakistan sanatçıları adına Sayın Amanat Nazarkulu kürsüye davet ediyorum. Hoş geldinizler, hürmetli hanımlar ve mırzalar. Доброе утро, уважаемые гости. Мне посчастливилось здесь выступить перед вами на этой уникальной земле Северного Кипра. В большом проекте симпозиума художников из тюркских стран
Мне представилось от имени казахстанских современных художников тоже выразить свои чувства и мысли на холсте. По сути, этот проект уникален по форме и по содержанию. Конечно, мы в этом бренном мире всего лишь гости, а наши картины переживут нас на века и на эпохи. Огромное спасибо господину Суатбей, который через культуру и искусство оставляет такой бесценный вклад в духовное развитие своей страны, тюркского мира. Мы должны творить сегодня, завтра, а послезавтра будет поздно. Мы можем написать сотни картин, тысячи картин, но дело не в количестве. Написать шедевр можно за 5 дней, но и многие десятилетия. Судьба тюркских народов многогранна и сложна. От Алтая до Дуная на своих конях мужественно наши предки населяли эту огромную территорию. На Алтае Ханырке, казахских степях Корх-Баба, Аль-Фараби, Аристотель Востока, Ертогрул, Атилла и Чингисхан и многие-многие другие великие наши предки составляют общую культуру тюркских народов. И в 21 веке наша общая культура тюркских народов приобретет свои новые грани и возможности. Большое спасибо вам, господин Суатбей, вашим соратникам университета, профессорам и нашему куратору Сербагали Смагулову, талантливому художнику, гениальному художнику и организатору данного проекта. И хочу заключить свою речь словами прекрасного нашего поэта Олжаса Сулейменова. О, мы не забываем никогда свои тысячелетние обиды. Великие сжигались города, не ведая, что летописец видит. Рахмет. Все, рахмет. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, değerli meslektaşlarım ve misafirleriniz. En baştan burada bulunduğunuz için ve bizimle bu anı paylaştığınız için çok teşekkür etmek isterim. Kuzey Kıbrıs toprağında bulunduğum için ve Türk dünyasını birleştiren simpozyuma katıldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Kazakistan sanatçıları adına sizinle fikirlerimizi ve duygularımızı paylaşmak isterim. Bu proje şekil ve içerik olarak bakımından eşsiz ve benzersizdir. Türk halklarının kaderi çok ünlü ve karmaşıktır. Altay dağlarından Tuna Nehri'ne kadar uzanan topraklar hep atalarımızın, Cengiz Han, Hana Erke, Al-Farabi, Karkı Baba gibi zatların iz bıraktığı topraklardır. 21. yüzyılda ise Türk halklarının kültürü yeni boyutlara ve olasılıklara gidedir. Bu dünyada biz sadece misafiriz. Ancak eserlerimizin yüzyıllarca hayatta kalır. Sayın Doktor Suat Günsel'e toplumların ve ülkelerin manevi gelişmesine dönük attığı her adım için şükranlarımızı sunmak isterim. Ayrıca burada bugün bulunma fırsatını bize sunduğunuz için ve bize destek sağladığınız için sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. Ek olarak da bizim ekip liderine, değerli Sayın Begül İsmagulova teşekkürlerimizi sunuyorum. Sanatçımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Hasan Taço'yu kürsüye davet ediyorum. Sayın Kurucu Rektör, Rektör Yardımcım ve değerli sanatçılar. Tabii ki özellikle yurt dışından gelen arkadaşlarımız ilk önce hoş geldiler, sefalar getirdiler. Benim etkileyen bir söz söyledi az önce konuşmasını yapan sanatçı. O da Altay Dağları'ndan Tuna Nehri'ne kadar olan bölge içerisindeki
yaşanmışı, yaşatılanı, yaşananı bizlere sanat yolundan yaşattırabileceklerini ifade etmesi. Bu gerçekten benim için çok önemli bir şey. Nedeni ise şudur. İnsan olarak önce bir geçmişini görmeli ve geleceğinin planını ona göre yapmalı. Ve geçmişini bilmeyen insanlar geleceğinin planını hiçbir şekilde kuramazlar, yapamazlar. Biz geçmişi öyle bir öğrenmeliyiz ki geleceğin planını çizebilirim ve yönlendirebilirim. Bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi'nin yapmış olduğu bu faaliyetleri ve bilimden sağlığa, sağlıktan sanata, hiç aralık bırakmadan, hiçbir boşluk bırakmadan, her geçen gün bir daha iyi yakalamak için yapılan faaliyetleri nasıl takdirle karşıladığımızı ve bu yaşananların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istedim. Buradan önemli olan şu ki, hocam sözlerini bilimle başladı ve bilimin inovasyonun nasıl ileri götürülmesi gerektiğini ve dünyada iz bırakmış bazı isimlerin, iki tane daha bilim adamının katkılarına nasıl katıldığından bahsetti. Bu bizim çok küçük yaştan ve üniversitenin şimdi şu anda dışarıdan takip eden bir kişi olarak başlatmış olduğu çocuk üniversitesinden ta ki ileri yaşlara kadar gelişen süre içerisinde bir kişinin yaratıcılığını, gerek sanatsal gerekse bilimsel yaratıcılığını nasıl ön plana çıkarabileceğini ve bunun öğretisinin yapılabileceği noktadaki güzellikleri yaşatmak ve bunu anlamak, bunu bir şiar haline getirip çocuklarımıza nasıl bu yönde bir eğitim veririz noktasında önde gelen kurumlar içerisine girmek gerçekten takdire şayan bir durumdur. Çünkü bizim ihtiyacımız olan sadece bugünü yaşamak değil, geçmişi öğrenerek geleceği yönlendirecek olan ilmi, teknolojiyi, inovasyonu ve bugünün şartlarında dördüncü sanayilerin dijitalleşmeyi ve teknolojinin kullanımını kabul eden insanların ve onları geliştirebilen, yaratabilen insanların hayatımıza daha farklı renkler katmasını ve onun içerisinde de muhakkak ve mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin imzası olmasını gerektiğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öyle bir sanat müzesine kavuşuyor ki bunu dille anlatmak kolay değil. İnşallah hepimiz bunu 15 Kasım 2020'de yaşayacağız. Ve yaşarken de hiçbir şekilde bir daha yerine konulamayacak. Hiçbir şekilde belki de değil kesinlikle bir kez daha aynısı olmayacak, üretimi olmayacak olan 20 bin tane eser. 20 bin adet eser. Bir hazine, hocamın deyimiyle bir hazine. Bu hazineyi görebilmek, bunu yaşayabilmek inşallah hepimize nasip olacak. Bu güzellikle hep birlikte yaşayacağız. Onun için hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah daha iyileri ve daha güzelleri ve o murat ettiğimiz, özellikle benim her zaman için üzerine basa basa söylediğim bilişimin mutlaka olması gerektiği, geleceğin bilişimle geleceği, yaratıcılıkla geleceği, yaratıcılık sanatta da yaratıcılıktır, bilişimde de yaratıcılıktır, inovasyonda da yaratıcılıktır. Onun için hepsini bir araya getiren ve tüm unsurları değer kılan bu düşünceye teşekkürü bir borç diyorum ve hepimize bugüne çalışmak nasibiyle hayırlı ve uğurlu olsun derim. Teşekkür ederim, saygı duyuyorum. Уважаемые ректоры основатели Ближневосточного университета, дорогие коллеги, друзья, гости и прежде всего наши художники. Начать свою речь я хотела бы со слов «добро пожаловать на нашу землю» еще раз. В речи нашего уважаемого художника мысль о том, что наши предки от Алтая до Дуная оставили свой неизгладимый след в истории, запала мне в душу. Это еще раз доказывает то, что наша общая история может стать отличным и надежным фундаментом закладки прочного сотрудничества не только в сфере искусства, но и в других отраслях. Создание Кипрского музея современного искусства – это особое событие, повторение которого в принципе невозможно. Я очень надеюсь, что все те, которые сегодня присутствуют в этом зале, мы встретимся с вами еще раз через год на открытии этого музея. Спасибо вам за тот вклад,
которых вы вкладываете в развитие искусства не только нашей страны, но и всего тюркского мира. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz ve kendisini tekrardan Kazakistanlı sanatçılarımıza teşekkür belgelerini takdim etmek üzere davet etmek istiyorum. Ve belgelerini almak üzere Sayın Amanat Nazarkul. Sayın Malik Kaydaro. Sayın Kuralay Amanzaholova. Sayın Margarita Usmanova. Sayın Raşit Nurekeyev. Sayın Kaligaş Kemseyit. Sayın Aydos Saydakul. Ve Sayın Yerlan Nazarkulov. Bakanımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz ve sizleri Kazakistan Sanatçıları Sergisi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere sergi kurdelemizi kesmeye davet ediyorum. Sayın Bakan, kurucu rektörüm, sayın rektör yardımcılarım ve sanatçılarımızı sergi kurdelemizi kesmeye davet ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Toplum özgürlüğü veya zihin doğru özetlesin. Yani her toplum özgürlüğü Atilla'nın çocuğu. Yavaş bir saatten seyir.